taraflı medyayı değiştirmek isterdim en çok ve etik anlayışını değiştirmek isterdim. Sansürlenme yeri değiştirdim ben o zaman. Hani medyanın tarafsız olması gerekirken bu kadar kendi tarafını ve hani kime karşı olduğunu ve kimin yanında olduğunu çok fazla uygulayarak değiştirdim. Yandaş gazeteciler. Haberlerin daha tarafsız, daha yalın karşımıza, önümüze çıkmasını isterdim ve değiştirmek istiyorum. Ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'le röportaj yapmak isterdim. Çünkü çok eğlenceli bir insan ve soracak çok şeyim olabileceğinden eminim. Twitter kullanımı olsun, Ankara'daki bir takım heykel projeleri olsun vesaire. Bill Gates, Can Dündar, son zamanlarda yaptığı haberler. Daha güvenilir reklamların yapılmasını tercih edebilirdim, adını değiştirebilirdim. Siyasi bir ortam olmaması reklam olarak, çünkü hani reklamcılığın hani belli bir kitleye yönelmesi, hani siyasi konuda olmaması gerektiğini düşünüyorum yani. Reklamların o kadar absürt olmamasını ve ırkçı ve cinsiyetçi reklamların olmamasını isterdim, bunu değiştirmek isterdim. Bugünün reklamcılığında reklam sektöründeki insanlar sürekli bir şey pazarlamaya çalışıyorlar, ürünleri satmaya çalışıyorlar. Ama hiçbir zaman insanları bir şey üretmeye, işte üretmeye teşvik etmiyorlar. Bu yüzden de bu insanlar üretici değil, tüketici oluyor. Çok şey tüketiyoruz ama hiçbir zaman üretmiyoruz. O yüzden eğer bir reklamcı olsaydım kesinlikle bunu değiştirirdim. Daha çok tüketmeye itecek değil de üretmeye itecek reklamlar yapardım ki böylelikle Türkiye'de gelişsin, büyüsün ve üreten bir ülke olsun. Sadece bir kesime hitap ediyor, gerisini önemsemiyor. Bence bu. Bazı şeyler sürekli tekrar edilmesi. Bence reklamların en rahatsız edici yanı, topluma mal olmuş kişilerin, bize mal olduklarının çok çok farklı şekilde kullanılması. Örnekle Özcan Deniz'in gidip saçma sapan bir reklamda dans etmesi, artık onun kesinlikle kariyerini benim için bitirmiştir. Bu kalemim gibi medyada sürekli değişebiliyor. İguana. Yani filmde o var.